Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. Lyon forması giyen Carl Toko Ekambi için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Oyuncu ile ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen İstanbul'un iki devi şimdiden transfer çalışmalarına başladı. BMC Spor'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe bonservisi Lyon'da olan Kamerunlu sol kanat Carl Toko Ekambi için yarışa girdi. Bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray eseri rakibi Fenerbahçe'nin birkaç adım önünde bulunuyor. Habere göre Suudi Arabistan ekibi El Şebab'da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca El Şebab'ın Ekambi'ye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Rennes'e kiralık olarak tamamlayan Ekambi, çıktığı 19 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, İtalyan devi Juventus'un yıldızını istiyor. Hem 10 numaraya hem de 8 numaraya önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, geniş bir liste doğrultusunda birçok yıldızla görüşürken, transfer gündemine gelen en önemli adaylardan biri de Weston McKennie oldu. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Leeds United'da kiralık olarak geçiren Amerikalı futbolcuyla Galatasaray arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtiliyor. Juventus, 24 yaşındaki futbolcunun transferine izin verirse, sarı kırmızılılar vakit kaybetmeden işi bitirmeye çalışacak. Galatasaray cephesi genç futbolcuyu kiralık değil, bonservisiyle birlikte istiyor. İtalyan devi Juventus'un planı ise farklı. Zaniolo'yu kadrosuna katmak isteyen çizme temsilcisi para artı McKennie formülüyle Zaniolo transferini bitirmek istiyor. Sarı kırmızılı kulüp ise genç yıldızın serbest kalma bedeli olan 35 milyon euronun altında. Bir bedelde bu transfere kesinlikle izin vermeme kararı aldı. Zaniolo ile Juventus'un dışında Milan ve Inter gibi devler de ilgileniyor. Galatasaray'da yeni hedef Gerson Mosquera. Yaptıkları mükemmel oyuncu analizleriyle Galatasaray'a Victor Nelson, Sacha Boye ve Marcao gibi çok önemli oyuncular kazandıran Galatasaray Scout ekibi, bol alternatiflerle dolu transfer raporunu teknik patron Okan Buruk'un önüne sundu. Bu isimler arasında en çok öne çıkan futbolcuların başındaysa Gerson Mosquera'nın geldiği öğrenildi. Şampiyon Galatasaray'ımızda gündemin ana maddesi takıma yapılacak takviyeler. Geçtiğimiz sezonun başında ve devre arasında yıldız transferler yaparak taraftarlarını mutlu eden Cimbom'da gündemde stoper transferi var. Abdülkerim ve Nelson'dan son derece memnun olan Okan Buruk, Nelson'a gelen cazip teklifler sonrasında yıldız savunmacıyı elden çıkarmak zorunda kalabileceğini de hesaba katarak stoper listesinin tepesine Gerson Mosquera'yı yazdı. İngiliz temsilcisi Wolverhampton forması giyen Gerson, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta güçlük çektiğinden Şubat ayında MLS ekibi Cincinnati'ye kiralanmıştı. Amerikan temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki stoperin, İngiliz ekibiyle ise 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mosquera'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı kırmızılılar, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için görüşmelere de başladı. Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Renato Sanchez Galatasaray'a. Fransız devi Paris Saint-Germain'den daha önce Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 26 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern Münih'e dönen oyuncu, bu kez de Fransız ekibi Lille'e kiralandı.
Lille performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen Portekizli, dünya devi PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde Paris Saint-Germain'le yollarını ayırması beklenen Renato Sanchez, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor. Leandro Paredes'in menajeri İstanbul'da. Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Son günlerde çok yoğun bir görüşme trafiği içerisine giren Sarı Kırmızılıların İstanbul'a davet ettiği isimlerden biri de Leandro Paredes'in menajeri olmuştu. Arjantinli orta sahanın menajeri Galatasaray'la temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Yönetimin Paredes'in menajeriyle masaya oturduğu ve bir anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Sezonu Juventus'ta kiralık geçiren ancak bonservisi Paris Saint-Germain'de olan 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu İtalyan kulübünün kullanmayacağı Galatasaray'ın da bu gelişme sonrası devreye girdiği öğrenildi. Daha önce 52 kez Arjantin milli takımı forması giyen 1.80 boyundaki Paredes, güçlü fiziği ve oyun zekasıyla mevkisini ön plana çıkan bir isim. Ciddi bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan Güney Amerikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Milan ve Juventus Galatasaray'ın altın çocuğunu istiyor. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Zaniolo için ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport, Zaniolo transferinin satın alma opsiyonuyla bitebileceğini bildirirken, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı cinsiliği bonservisi de okuyucularına aktardı. Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Nicolo Zaniolo, başta İtalyan devleri Milan ve Juventus olmak üzere birçok takımın takibinde. İtalya'dan Nicolo Zaniolo için bir iddia daha ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Zaniolo için girişimlerini sürdürdüğünü ve oyuncunun da Milan'da forma giymek için sabırsızlandığını iddia etti. Haberde Juventus'un da Zaniolo'ya ilgi gösterdiği ancak Milan'ın bu transferde daha ısrarcı olduğu vurgulandı. Zaniolo'nun da Juventus'un ilgisine rağmen Milan'da formayı giymeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi. La Gazzetta dello Sport'tan Carlo Lodisa imzalı haberin detayında Zaniolo'nun Milan'ın transferi için Galatasaray'ın 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Milan'ın Zaniolo için kadroda oluşacak bütçeye göre bu bonservisi ödemeyi planladığı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu iddia edildi.